Günaydın, mutlu pazarlar hepinize. Canlarım, günaydın dediğime bakmayın, saatler baya baya ileri. Hem geç kalktık hem de dünün vermiş olduğu yorgunluktan kendimize gelene kadar, videoyu başlatana kadar akla karayı seçtik diyebilirim. Kahvaltımızı yaptık güzellerim. Tepsiyi topladım. Şimdi robotu göndereceğim. Ardından ben hemen işlere koyulacağım. Çünkü dediğim gibi saat bakın 1'e geliyor. Hemen böyle sabah yapılması gereken işleri bir yapayım. Kapatayım kapıyı da robotu çalıştırayım. Tamam. Ay dün ne yorulmuşuz ne yorulmuşuz biz var ya. Bugün çocukların hepsi diyor ki anne şuram ağrıyor, anne buram ağrıyor. Ben diyorum susun. Biz iki kere yani çarşıya, pazara, oraya, buraya, her yere gittiğimiz için biz hepsinden, Ali, ben ve Alper hepsinden fazla yorgunuz. Ne için? Telefon. Evet, dün Nuray ablacığım selamlar olsun demiş ki Yakup'un kıyafetini ben saymakla bitiremedim demiş. Şu an saat daha 1. Yakup 4. tişörtü değiştirdi. Saat 1. 4. tişörtü değiştirdi. Neden? Çünkü her sabah kalktı elini yüzünü yıkarken, neyse burada robot çalışıyor, ben bu tarafa geçeyim, onun sesi var. Tamam. Öğlen ezanı okunuyor. Ay başımın ağrısı geçmedi ama benim başım ağrıyor da neden ağrıyor bilmiyorum. Dünkü yorgunluktan dolayı mı ben de bilmiyorum. Dün Nuray ablam demiş, Gökmür demiş, Yakup'un üzerindeki kıyafetleri ben sayamadım dedim. Yani bir bloktaki kıyafetler. Çünkü Yakup saat başı tişört değiştiren bir çocuk. Çünkü her elini, ağzını bir şeyler yediğinde, hani elini ağzını yıkalıyoruz. Her elini ağzını yıkamaya gittiğinde Yakup kıyafetinin, bluzunun üstünü komple böyle, şu ön kısmını böyle komple ıslatıyor. Ya da eğer işte yarım kolluysa hem böyle önünü ıslatıyor hem de işte lavabo yüksek geliyor ona biraz. Aslında şöyle şuradan aşağı gidiyor işte. Her el ağız yıkamada bir tişört arka balkona iplere atılıyor. Ama tabii ki ben giyilmiş olduğu için ve sürekli de bir şeyler yediği için illa üstünü leke yapıyor. Yani Yakup günde böyle 7-8 tane tişört değiştiriyor diyebilirim. Çamaşır katlarken de çocuklar diyorlar ki anne en çok Yakup'un kıyafeti çıkıyor. Evimizde bir bebek var 8 aylık. Bebeğimizin kıyafetleri bile bu kadar çok çıkmıyor. Nilay'ın bile kıyafetini ben, hani artık şu dönemde kusma dönemi geçti ya. Hani sizler de diyorsunuz ne kadar çok kusuyor, ne kadar çok kusuyor. Doktora götür, şu ilacı kullan, şunu yap, bunu yap. Hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Kusmak için, kusmasını durdurmak için sadece bir takipçim tavsiyede bulunmuştu. Onun tavsiyesini dinledim. Gavisco'nun bebekler için olan ilacı varmış. Onu aldırdım Ali'ye. Onun biraz faydası oldu. Bir tık faydası oldu. Onu da fazla, yani tam faydalı olması için dozunda vermem gerekiyor. Dozunda verirsem kabız yapıyordu. Ben de dozunun altında veriyordum. O da bir tık fayda. Yani varla yok arası bir şeydi. Biraz kullandım, baktım ne faydası var ne faydası yok, bıraktım onu öyle. Çünkü ben biliyorum, ben diğer çocuklarımdan da biliyorum ki 8 aya kadar, 7-8 aya kadar benim bebeklerim hep kustular. İnanın bakın bu 5. 5'i de kustu. Kusmayan yok içinde hiçbir şekilde. Ama geçti artık, bitti çok şükür Allah'a. Yaklaşık 1,5 aydır falan Nilay hiçbir şekilde kusmuyor artık. Emzirdiğimde emdiğini kusmuyor. Arada sırada böyle azıcık bir çıkarırsa çıkarıyor. Yani belki 2 günde bir defa falan diyebilir ve o da normal artık. Çünkü daha o bir bebek yani. Neyse, yani demem o ki Nilay'ın bile kıyafetini bu kadar çok sık değiştirmiyorum. Günde bir kere, bazen 2 kere değiştiriyorum artık. O konuda bile rahatladım diyebilirim. Şimdi Yakup sabah kalktığında dünkü aldığım mavi takımı vardı. Onu hemen giydi. Biliyorsunuz çok sevindi ve boynuma atladı, sevindi sevinçten. Onu hemen giymişti. Sabah elini yüzünü yıkadığında o ıslandı. Onu arka balkona ipe serdi. Neyse, ıslananı da gidip seriyorlar yani. Onu serdi, ondan sonra şunu giydi. Kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptıktan sonra elini ağzını yıkadı. Bu kirlen... Yok, kahvaltıdan önce. O ne yaptı da gitti geri elini ağzını yıkadı o? Kahvaltı öncesi bir şey de yemedi. Buna çok dikkat ediyorum. Bazen ben görmeden dolaptan bir şeyler atıyor ağzına. Kahvaltı öncesi takip ediyorum bir şey yememesi için kahvaltıdan önce. Ne yaptı bilmiyorum ama üstüne yine gitti, elini falan yıkarken yine üstünü ıslattı. Sonra şunu giymiş.
Bunu da kahvaltıdan sonra elini ağzını yıkadı, ıslattı. Velhasıl 3. mü 4. mü tişört daha saat 12.30 1 yani düşün. Neyse ne diyelim, canımız sağ olsun, böyle böyle o da geçer, sabredersen her şey geçer. Değil mi canlar? Sabredersek her şey geçer. Hiçbir sıkıntımız kalmaz. Rabbime şükürler olsun diyoruz. Günümüze başlıyoruz. Ya Allah ya Bismillah diyerek. Ve benim başımın ağrısı geçmedi. Ben dedim ki sabah kalktığımda bir baş ağrım vardı. Dün akşamın yorgunluğundan, dün AVM'de, dün öğleden sonra çarşının gürültüsü, sesi. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya eve geldik. Koştura koştura Nilay'ı emzir, altını değiştir, üstünü değiştir. Onun çamaşırını, şu sunumusunu hazırla, AVM'ye git. Orada AVM zaten dün cumartesi olduğu için aşırı bir kalabalık, bir ses, bir ses, bir ses. Ay çocuklar çok istiyor diye gittik. Aslında yani cumartesiye söz vermiştik ve sözümüzü tutmazsak da olmuyor. Yani normalde çarşıdayken Ali şey dedi, Gülknur dedi, vaz mı geçsek ya falan, ben çok yorgunum dedi. Valla dedim ben yani tamam vazgeçelim, şey değil, çocukları dedi kandırmaya çalışabilirsek vazgeçelim, onlara başka bir şey sunalım, işte bak şunu yaparız bunu yaparız diyerekten bir şekilde kandıralım şu AVM işini, başka bir güne erteleyelim dedi. Hani bir günde hem çarşıya git, Alper'e işte gitar al, markette falan geçtik ettik, hem ondan sonra AVM'ye git falan, ya gerçekten yoruldum. Bir de o yorgunlukla Ali bugün işe gitti, sabah gündüz vardiyasına döndü. Hadi biz gene yaptık ona 11'e kadar. Adam caz kalktı saat 6.30'da. 7'de işe gitti. Ondan sonra hoş iş kıyafetlerini de unutmuş. Akşam yıkamış. Dün çarşıdan gelince iş kıyafetlerini yıkamıştım. Sermiştim arka balkona. Akşamleyinde aldım. Baktım daha böyle tişörtler hadi sabaha kadar kurur da. Pantolonlar kalın. İş yerinin pantolonları. Bayağı kalın kot. Onlar kurumamış. Ben de içeri beşiğin kenarına serdim. Zaten içeride de klima çalışıyor. Şey olur. Kurur dedim. Sabahleyinde poşete koyarım dedim. Tabii ben Ali'nin işe gittiğini böyle hayal mayal hatırlıyorum. Dedim ki ben uyanamazsam kendisi onları görür zaten. O daha erken uyumuştu bizden. O onları görür zaten beşiğin üzerinde. O kendisi hemen alır çantaya koyar, katlar koyar dedim. Ama kendisi de koymamış. Ya unuttu herhalde. Ben de zaten Ali'nin gittiğini bile doğru düzgün yani giderken bir gördüm. O şey yorgunlukla, o uyku haliyle Ali, iş kıyafetleri aklıma bile gelmedi. Sonra sabah o gittikten sonra tabii uyudum tekrar. Sabah kalktığımda baktım kıyafetler duruyor yerinde. Götürmemiş. Neyse artık. Neyse orada tabii yedek her zaman için bulunduruyor kıyafet. Orada herkesin kendine ait dolabı var ya. Dolabında özel eşyaları falan. İşte bazen atıştırmalık bir şeyler koyuyor. Bisküvidir, çerezdir bilmem ne dolabına. Orada yedek kıyafeti var. Onları giyer artık bugün, yarın götürür onları da, ne yapalım. Ve işte dün akşamın yorgunluğundan mıdır nedir bilmiyorum. Böyle başım ağrıyor. Dedim kahvaltı yaparsam, çay falan içersem geçer dedim ama geçmedi. Neyse daha da geçmezse bekleyeyim, biraz daha da geçmezse bir ağrı kesici içerim. Biraz da klimalar artık rahatsız mı ediyor nedir bilmiyorum. Belki de klimanın şeyi belki de temizlenmesi gerekiyor. Ne zaman temizlemişti Ali? Herhalde onun temizlik zamanı geldi. Onun havası rahatsız da ediyor olabilir. Ondan dolayı da baş ağrısı olabilir. Çünkü birkaç gündür sabahları kalktığımda böyle hapşurma geliyor. Burun akıntısı, grip değil ama nezle gibi böyle bir burun akıntısı. Ses değişikliği. Çocuklar var, ne hasta mısın falan diyorlar. Diyorum yok hasta değilim. Ama böyle bir hapşuruk, aksırık, tıksırık bir burunla kaşıntısı falan, bir baş ağrısı. Belki de onun havası rahatsız ediyor olabilir. Mevsim geçişi desem aslında daha mevsim geçişi değil. Daha Ağustos ayında, yazın ortasındayız. Eylül'den sonra mevsim geçişi. Velhasıl kelam canlarım, güzellerim. İşte böyle böyle bir şeyler oluyor. Şimdi ben önce bugün makineyi zannedersem 2-3 makine çalıştıracağım. Bu arada annemler de geldiler. Dün AVM'den geldikten sonra oturdum. Bir 5 dakika Nilay'ı emzirdim. Ondan sonra aldım annemin yanına indim. Annemlerin yanında da bir saat oturdum. Dayım da gelmişti. Dayım, işte İsmail,
kardeşim, yani İsmail kardeşim biliyorsunuz. O beraber, hep beraber oturduk, video falan çekmedim. Neyse, bugün annemle güzel bir kahve çekimi yaparız, size kahve içer, sohbet ederiz. Söyle anne. Buna sen sandalye alıyorsun. Olmuyor, oturamıyorum bunda. Gitar çalarken oturamazsın ona zaten de. Tabureyi al. Tabureyle de rahat edemezsin. Yani kenarı çok yüksek. Şeysiz. Gitar çalımı yaklaştıramıyorum. Kenar kolluğu olmayan sandalyelerden lazım sana bir tane. Tamam. Ayarlarız. Tamam bu. Şimdilik idare et birkaç gün. Bir de anneciğim ayağımı şöyle biraz yukarı tutmam gerekiyor. Yapay hiç olmuyor yani, yapamıyorum. Evet tamam anneciğim, ona bir düşünün, bir şeyler ayarlarız. Ya gitar benden böyle uzakta kalıyor ya da şöyle yan şaplak. Alper de gitar çalışmalarına başladı şeyden, YouTube'dan da kursa gidecek. Biz dün aldığımız yerde kursa ikna edemedik. Anne dedi evde karar vermek istiyorum. Ben dedi hani... Öyle deyince tamam dedik, bir dursun, ama ben hocanın numarasını falan aldım. Eve geldik, evde iyice bir düşündü. Tamam dedi, ben bir kursa gideceğim dedi. En azından bir okul açılana kadar ya da okul açılır yazılılar başlayana kadar tamamıyla öğrenir diye düşünüyorum. Şimdi güzellerim, ben makineye çamaşır atacağım da. Öncelik havlumuz hiç kalmamış. Yatakları toplamadım çünkü çarşaflarını sökeceğim. O yüzden toplamadım. Tam Alper de yatağını topluyordu. Dedim oğlum elleme toplama. Çarşaflarımızı makineye atacağım. Hani yedek çarşafım da olmadığı için benim. Normal çarşafım var. Şey yok. Çocukların yatağı için lastikli çarşafım, yedeğim yok. Hep alacağım alacağım diyorum ya. İşte ne zaman alacağım onu da bilmiyorum da. Bir gün olur alırım. Ona da bir gün sıra gelir. Havluları atayım. Önce havluları atayım. Onlar kısa 30'da. Yani havluları 90'da 90'da atan var ama ben bu havluları 90'da atarsam bunlar eciş bücüş bir şey olur yani. En fazla 40'ta atıyorum. Havluları atayım. Ondan sonra beyaz havlularımı, önceden hep beyaz kullanıyordum ya. Onları 90'da 60'da atıyordum. Ama beyazdan mı sıkıldım ben? Beyaz istemiyorum artık. Çok zor. Çünkü 90'da 60'da attığın zaman da yani havluların yumuşaklığı kalmıyor ki. Sert oluyor. O yüzden ben yani 40'ta 30'da 40'ta sade havlu, ama başka bir şey yok yani içinde. Şimdi mesela bir tane işte biri bu mesela. Bunları da bu eve geldikten sonra almıştım biliyorsunuz canı şık olarak. Havlular dışarıdaydı. Şimdi sepette de vardır muhtemelen, onları da alayım gelirim ben. Renkli de atmam lazım ama. Dur bakayım bir. Aciliyeti olanları atayım. Şimdi. Bizim şu an çocuk odası, yatak odası felaket bir şekilde kalabalık. Sen söktün mü şeyini, çarşafını? Ha iyi, aferin sana. Abi bilgisayarı geri kapattım, bir şey olmuyor. Hoparlörü yok, telefonu bağlıyorum, onda da hiç olmuyor. İkide bir hop şey, telefon kapanıyor. Sesi vermiyor. Şimdi havlu. Bakın havlu, var mı burada havlu? Çarşaflar basılı çünkü onları da ayırayım. Ayağımı şu anda. Yukarıda olmaz. Önce havluları atalım. Havlularla. Önce havlular, ardından çarşafları atayım. Kıyafetleri de akşam atarım olmazsa. Ay, yandım vallahi. Çal biraz, neşelenelim oğlum ya. Şöyle neşeli bir şeyler çal be ya. Ya keyfimiz yerine gelsin. Şöyle yapman lazım egzersiz olarak. Akdeniz akşamları. Ben havluları normalde bu zamana kadar bırakmazdım. Havlular yarıya düştü mü? Dolapta yarıya düştü mü? Hemen atıyorum makineye. Ama bu defa boşladık biraz. Sepetin içi havlu dolu.
var, havlu varsa hepsi sepette. Oo, sana ne oturuyor, böyle yapamıyorum işte. Kendime yaklaştıramıyorum. Allah'ım sen büyüksün. Ya Rabbim. Şimdi bütün işler, bütün çamaşır işleri bugüne şey oldu. Hepsi bugüne kaldı. Çarşafları yarına bıraksam da olurdu da, ama neyse ya, hepsi bugün olsun, bitsin artık. Daha ne yemek yapacağıma da ben karar vermedim. İşin kötüsü. Ah, hamur işi mi yapsam bilmiyorum. Bir bakacağım şeye. Konservem var mı benim? Bitti herhalde. Evde domates yok. Konservem de. Bir şişe kaldı mı? Bir bakayım bakalım. Sanki bir şişe var. Evet. Bunun yarısıyla şey yapabilirim ama taze fasulye mi yapsam? İşin kötüsü gene yumuşatıcı yok. Bu defa yumuşatıcısız atacağım havlulara. Bakalım sonuç nasıl olacak. Ay, annemde var gerçi. Ha, dur onu annemden alayım. Ben şey yapayım. Annemi o gün ben şey almıştım ya. A101'den çiçeğin marka almıştım. Şimdi annem kullandı. Bakayım memnun mu değil mi? Hiç bilmiyorum. Sormadım hiç. Yani aklıma da gelmedi. Çocukları göndereyim. Oradan bana biraz yumuşatıcı getirsinler. Şöyle bir bardaktan. Şunla. Ya da ben gideyim alayım. Şimdi düşerler, dökülü dökerler falan, bir de o da gelir başına hazır. 2-3 yıkamalık yarına gideriz Ali'yle. Ya yarın mı olur, akşama mı olur, markete gider alırız. Dün şunu atmıştım, şimdi bu mutfağı falan toparlayayım da halıyı, balkonun halısını da sereceğim. Bu arada sabah kardeşim buradan sesler geliyordu. Her yeri yıkadı. Mis gibi tertemiz yapmış, yıkamış her yeri. Annemler normalde geleceği zaman bana haber veriyorlar bir gün önceden. Ben de evi temizliyorum, yıkıyorum, ediyorum. Dün böyle habersiz biz geliyoruz dediler. Aniden gelmeye karar vermişler herhalde. Annemin oraya gittim canlar. Orada da oturdum kaldım. Vallahi bir sadece şey almaya diye gittim. Şöyle kenara koyayım bunu da. Yumuşatıcı alıp çıkacağım diye indim aşağıya, baktım annem rahatsız. Zaten köyde biraz rahatsızlanmış annem. Abimler evleri yapıyorlar, evi yapıyorlar ya. Tamiratını yapıyorlar, kendiler yapıyorlar. Geçen bir takipçim sormuş, Gökhan abin kardeşin mi yapıyor, yaptırıyor evi diye. Kendiler yapıyorlar. Yani duvarını kendiler ördüler, sıvasını, boyasını, her şeyi, pencereleri bile alıp pencereciden alıp gelip kendi, abim kendisi taktı. Yani el emeğini de kendisi veriyor. Her şeyini kendisi yapıyor. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra annem de oradaki işte toza maruz kalınca, annemin astım bronşiti var. Annem oradaki toza maruz kalınca biraz bronşiti şey olmuş. Azmış mı diyeyim. Öyle söyleyeyim yani. Öyle derler bizde. Ondan dolayı oradayken de rahatsızlanmış. Bayağı acillik olmuş tabii. Annem böyle geceden rahatsızlanmış. Sabaha kadar çekmiş, çekmiş, çekmiş. Abim bir de seni acile götürelim. Yok birazdan düzelirim. Yok şu hapı içtim düzelirim. Yok şu ilacı içtim. Yok şu çayı içtim düzelirim. Sabah etmiş. Artık sabah abim, sabah karşı abim dayanamamış. Bakmış annemin haline, almış. Annemin gönlüne koymamış yani. Almış orada hastaneye acile götürmüş. Orada serumu yemiş. Ondan sonra biraz düzelmiş. Anne dedim. Madem o serumu yiyeceksin, o doktora, o acile gideceksin, niye baştan gitmiyorsun? Baştan git. Annem böyle.
Kıyamıyorum çocuğum, kıyamıyorum çocuğum. Yani ne var kıyamayacağım? Araba var, imkan var. Hastane çok uzak da değil köyde Allah'tan yani. Böyle 15 dakikada varabileceğim bir yerde. Yani bizim burada daha yakın hastane. 5 dakikada hastanedesin bizim burada. Ondan sonra e dedim niye dedim hiç olmazsa o geceyi rahat geçirirsin. Orada acillik olmuş neyse işte ilaçlar şunlar bunlar abimler işte hani inşaat işi toz çıkıyor. O toz çok rahatsız etmiş. Şimdi aşağı indiğimde de biraz rahatsızdı. Gene böyle bu gece diyor, doktorun verdiği ilaçlar çok terletiyormuş. Sabaha kadar terlemekten diyor durmadan üst değiştirdim. Durmadan üst değiştirdim diyor. Öyle dün akşam fazla şey. Dün akşam iyiydi ama ha. Bak dün akşam iyiydi. Bu kadar kötü değildi. Biraz klima da anneme pek iyi gelmiyor. Klimayı açmazsan yatamıyorsun. Klimayı açıyorsun bu sefer anneme rahatsız oluyor yatamıyor. Vallahi işte öyle oturdum kaldım aşağıda biraz. Sonra annem Nilay'ı istedi. Dedim dur. Çocuklara söyle dedi. Nilay'ı getirsin çok özledim. Akşam geldik biz zaten dedi. Ha, akşam AVM'den gelince benim ilk işim aşağıya inmekti. Hemen ben aşağıya indim annemi görmeye. Dedim dur eve geri çıkayım. Şu bulaşığı şunu bunu halledeyim. Nilay'ı alıp geleyim. Şimdi şeye çıktım. Balkona çıktım. Balkonun kapısını açık bırakmış benimkiler. İçeride oturuyorlar. Balkon kapısı açık. Kapıyı kapatayım diye. Kapıdan şöyle kafamı uzattım. Baktım. İleride şey var. Ambulans gelmiş. Allah Allah hayırdır dedim. Bir de bütün komşular toplanmış. Ondan sonra ya Kadriye abla falan hepsi oradaydı. Allah Allah dedim. Hayırdır inşallah. Çıktım balkona. Bir 10 dakikada balkonda oyalandım. Komşulara seslendim ne oldu diye. Bir o ileride ara sokakta oturan komşulardan biri düşmüş. Düşmüş ama tam bilmiyor kimse de nereden düştüğünü de bilmiyor. Yüksekten mi düşmüş? Balkondan mı düşmüş? Merdivenden mi? Evin içinde iş yaparken düşmüş? Orasını bilmiyorum. Kadın düşmüş diye duydum. Vallahi sedyeye koydular götürdüler. Kadıncağızı. Onu da öğreniriz bakalım. Nasıl düşmüş? Bir ağır bir durumu var mı? Bir şey var mı? Allah ya bu susun. Kırık çıkık olmasın şu sıcakta var ya. Birkaç tane takipçim de yazıyor bana. Dur aman dikkat et aman dikkat et. Allah korusun insanın başına gelecek olduğundan sonra gelir de. Dün bu buzdolabının üstünü temizledim ya. Buzdolabı ile difrizin üstünü. Ben onu temizlerken mesaj yazmışsınız bana hep. Yani temizlediğim videoya, o videoya hep yazmışsınız. Aman dökme dikkat et, aman düşme falan. Allah'a emanetiz. Rabbim korusun ya Rabbim. Ondan sonra bu sıcakta inşallah kötü bir durum yoktur ya. Böyle sıyrıkla şunla bununla atlatır inşallah kadıncağız. Bir yeri kırılırsa Allah esirgesin. Öyle yani o biraz da balkonda oyalandım anlayacağınız işim kaldı. Şu üstü olmuş bunu da koyayım da makineyi çalıştırayım. Hani geçen gün dedim ya asperoksun şeyi çıkmış markette görmüştüm. Bu Vintactivite 50 tane. Asperoksunki de 100 taneymiş. Ben ona 50 tane zannediyordum kızma. Ha yanlış bilgi olmasın. Allah'ım. Daha ben sabah yükledim videonun. Yorumlarımı bir kısmını açtım da. Şimdi aşağıya düşünce dalınca valla daha ne yoruma bakabildim ne bir şeye bakabildim. Sadece şurada. Şu orta. Aa bu kalmış. Neyse bu elimde yemek. Zaten koyacak yer de kalmadı. Akşam aile bisküvit yapmıştı kendine. Şimdi anneme Nilay'ı götürdüm. Nilay anneme ilaç gibi gelir. Hayır. Biraz iyileşir.
eve gelip hemen yemek işine bakmam lazım. Annem hasta. Bugün yemekleri ben yaparım. Fazla bir şey yok. Zaten yemek yapacağım ya. Şimdi ocak yemek yaparken hiç şey değil. O yüzden fazla da şey yapmadım. Buzluğu açtım. Hemen şöyle bir tavuk var. Gerçi şey de var. Difrizli mutlarım vardı benim. Olmadı şunlar daha mı olur? Hemen bunları böyle bir ıslah yapayım. Yemek için şeyler. Biraz bu şunları yapayım. Kırılak durayım. Herkes arterde yer. Annem gibi sever, kardeşim sever. Hemen bunları bir çözdürüvereyim ben. Suya ısıtayım birazcık çözülsün. Özellikle şu butlar çabuk çözülür. Ayrılıyor yerin onlar. Tamam. Tabii bu canlarım yemek aşaması ikinci videoda olabilir. Bu videoda mı olur? İkinci videonun zamanla alakalı hareket ediyorum tabii ki de. Bunu böyle koyalım biraz. Bunları da şöyle birazcık tutayım üstüne. Nerede burada dursun. Evet tamam. Yemeğin adını koymuşsam yapmış kadar oluyorum. Bunları fırına süreceğim. Şuranın kilimini de hemen ben bir sereyim. Nasıl güzel rüzgar esiyor. Nasıl güzel esiyor görüyor musunuz? Bunları bir kaldırayım. Dün akşamdan Allah'ım ayakkabılar hepsi burada kalmış görüyor musun? Neyse bunları sonra koyarım. Ben şuranın kilimini bir seri vereyim de hemen. Burayı silip sereyim ki halısını kilimliyorum. Dün malum Yakup bir şeyler yapmıştı, söylemiştim size videoda. Yıkamam lazım merdiveni falan. Şu incirin de çok pisliği oluyor şu anda. İncir geçmeden şurayı ikinci serinliğinde çocuklara süpürme yaptırırım. İncir geçmeden temizlik de olmuyor. Çünkü incirin sütü akıyor. Süt aktığı yerde donuyor. Ve Allah sizi var ya. Gülümün şeyini koparmışlar. Görüyor musunuz? Ya ne güzel dal vermişti bu kutu kenardan ya. Tüh. Ne diyeyim ben size? Ah ah. Oh. Üstüne de bir şey mi dökmüşler? Ne yapacak? Bunu.
çiçeklere sulayacağım. Şimdi öbür şeyden ben de var ya, bir alışkanlık hemen şipşak hızlı hareket etmek için elimin suyunu hemen şöyle üstüne sürüveriyorum. Ay bugün iş çok. Yerde çarşaflar. Şu çamaşır makinesi bitince hemen çarşafları atacağım. Şunu. Şu tuzunu bir şöyle sirkeleyeyim. Basmasınlar. Aferin, hepsi bu tarafta kalmış. Neyse, yemeğin adını koydum. Biraz malzemem eksik, malzeme aldırmam lazım. Serdik. Çiçeklerim çok susamış. Çiçekleri bir sulayayım. Canlar. Bugün bir tane takipçim bana balkonunun resmini, videosunu gönderdi. Balkonun videosunu çekmiş. Neriman Hanımcığım bana bu süsleri gönderen takipçim. O da aynı benim gibi. Dünya bir çiçeği var balkonunda. Balkonun süsleri var. Bak burada incir olmuş. Varsa bir iki tane koparayım da anneme götüreyim. Ondan sonra şu sökülecek, atılacak, kurudu artık. O kadar güzeldi ki sulamadığı için hepsi yanmış vallahi. Güneşte kızarmaya başladı bu. Sanki topu şeyi saksısını değiştirdim ya, para çiçeği de kızarmaya başladı. Ha, saksılarını değiştirdim ya, topraklarını, saksılarını. Sanki güzel bir ilerleme var gibi geliyor bana. Geleceğim aşkım. Küçüldü mü? Tamam kız, çok sulama. Yeteri fazlasını sulaşı vermeyelim sulara. Bakın bu yemyeşildi. Saksıyı değiştirdim. Buna ektim ya, yeri genişledi. Şu an çok da güzel. Güneş aldığı için rengi kızarmaya başladı. Para çiçeğim de kırmızılaşıyor. Kimisi para çiçeğini kırmızı sevmiyor herhalde. Yeşil halini seviyorum ama ben kırmızı güzel, hoşuma gidiyor. Dur bakayım, bu tutacak mı? Okulumuzun müdüründen almıştım onu. Ay, bitti gene. Bu da yetmiyor bu kadar çok çiçeğe.
Şunu biraz daha vereyim. Bak bu kalonşoların da şey olduğu zaman o arkadaki boş. Yalnız ben bu karanfil güneş tam güneşe koymuyorum. Biraz ala güneş alacağı yere koyuyorum. Ali gidiyor oraya koyuyor. Ya yanıyor ortası. Çok fazla güneşi sevmiyor onlar. Bunlar da kökü çıktı iyice. Ay gene şu kaldı bu sefer de. Ha ne oldu? Baksanıza şu çiçeğimin. Şuradan ne güzel dal vermişti. Çok da hızlı büyüdü. İnanın var ya 3-4 günde böyle büyüdü. Ama toplamı kırdılar. Neyle kırdılar bilmiyorum. Kırmışlar. Onu öyle ekersem tutar mı acaba? Çiçekler sulandı. Hadi bakalım. Nilay'ı alıp aşağıya ineyim ben. Aylin. Tam balkon iyi. İşini hallettik balkonunda. Aylin. Kızım. Kız sen ne yapıyorsun? Anneanneye gidelim mi? Gideceğiz, Gidelim mi anneanneye? Ha, seni istiyor, özlemiş. İlacımı getir bana diyor. Ha? Oy oy oy. Oh, kurban olurum verene. Canlar. Kızım. Hadi şu dışarıda ayakkabılar var ya, akşamdan koyulmamış. Onları şeye koy kızım sen. Ayakkabılığa koy. Hadi bakayım ben Nilay'ı alıp birazcık aşağıya ineyim. Aşağıya ineyim birazcık. Gelince de hemen akşam yemeğini yapacağım. Bıdı 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 bıdı. Önce bir bakayım. Üstü kışlık, altı yazlık. Bekle oğlum, bekle bir dakika. Şimdi canlar, makinamızın 15-16 dakikası var, yıkanıyor. Evde patatesimiz yok. Aşağıda varsa aşağıdan alırım. Yoksa artık çocuklara bakkala göndereceğim. Biberlerim vardı. Biberlerimi de çıkarayım. Şurada. Şunları olduğu gibi çıkarayım. Görüyor musunuz? Düştü. Kırıldı. Neyse taktım. Bu kabak arada bir çıkıyor. Neyse. Taktık. Sorun yok. Şimdi biberimizi de çıkardık. Koyduk böyle. Aşağıya inelim. Değil mi kızım? Artık aşağı inelim. Şey nerede? Benim. Hı? Annemlerde patates. Ha varmış vallahi. Ha yeter o patates. Tamam. Patates var, biber var, soğan var. Bir de domates olsa çok iyi olacak da. Aşağıya indim. Yemeğin adı değişti. Annem diyor ki etli ekmek yaptıralım diyor. Dedim böyle böyle tavuk çıkarmıştım. Onu yarına yapalım dedi. Bugün etli ekmek yaptıralım dedi. İyi tamam o zaman dedim. Kıyma çıkaracağım. Onları hemen geri çözülmeden dolaba koyayım. Alta koyacağım. Yarın da onu yaparız canlar. Şöyle koyayım. Şöyle kıyma çıkarayım. Şunu da madem öyle hemen suyunu şöyle süzeyim. Tavukları da, tavuğun göğsü de ikisini şöyle koyup bir şeye koymam lazım. Buzdolabı poşetine. Buzdolabı poşetine koyayım. Yarına da bunu yaparız. Annemin şimdi canı etli ekmek istiyormuş. Benim çocuklar da yer etli ekmeği. Hep beraber.
yanına pilav yaparım ben de. Şunu bu şekilde geri koyuyorum buzluğa. Hiç buzluğa değil, alta pardon. Hiç zaten çözülmedi. Şundan güzel ya, ben anneme bir tabağa koyayım da. Şimdi kahve yapacağım. Aşağıda ekler koyayım biraz. Geçen Ali iki şey, iki kutu almıştı. Bir kutusunu çocuklar birini getirdi. Biberi de alta koyayım. Burada şey olsun. Madem öyle, işte böyle. Bizde bazen böyle aniden yemeğin adı değişebiliyor. Mesela şimdi bugün beraber yapalım dedik. Daha doğrusu ben yapayım, annem rahatsız biraz diye. Ben yapayım, annem de rahat rahat hazıra konsun yemeğini yesin dedim. Aşağıya indim, annem de kıyma çıkarmış. Etli ekmek yaptırmak için. Etli pide yani yaptırmak için. Beraber yaptıralım dedi. Tamam o zaman dedi. Beraber bugün benimce onu canım istiyor dedi. Dün köyde yapacaklarmış. Dün köyde de annem de rahatsız olunca abimin de şimdilik işleri bitmiş. Geri dönmesi gerekiyor. Öyle olunca kalmış. Bugün burada yapalım dedi. Tamam o zaman dedim. Yarın da ben o tavuğun yanına hatta biraz daha eklerim. Biraz az gibi de gelmişti bana tavuk. Üstüne biraz daha eklerim. Şey yaparız. Yarın da ben fırında tavuk yaparım. Şimdi aşağıya iniyorum tekrar can. Şekerler. Ekmekler koyak da. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben sürekli hastayım. Hastalığım hiç geçmiyor. İyi değilim. Köye gittik geçen. 5 gün kaldık. Üstünden uzak. Biraz evle uğraştılar inşaatla. Ben orada yine hastalandım. Yine nefes alamadım. Yine boğazım ağrıdı. Ondan sonra sabah ettim, edemedim. Çocukları da çağırmadım. Araba var. Beni acile götürürler. Kıymadım. Çocuklar yoruldu diye de. Sabaha kadar ne çektim? Çok kötü gün geçirdim. Akşamı geçirdim. Sabah namazı çocukları çağırdım. Kan ben ölüyüm, getirin dedim. Sabahleyin oldu. Saat 6'ydı, 6.30'du. Oğlum beni götürün. Ben çok kötüyüm dedim. Götürdüler. Acile gittik. Acilde hava verdiler. Oksijendi. Ondan sonra film çekindim. Göğsümde film çektiler. Ondan sonra işte biraz da nefes aldım, biraz hava ne verince. İlaç da yazdılar, geldim. Geri geldik eve. Ondan sonra ay işte benim hastalığım böyle. Bu gece de çok terlemişim böyle, sular gibi olmuşum. İlaç antibiyotik falan verdilerdi. Değiştim gece iki defa, üstümü değiştim, terlemişim. Böyle işte arada bir hasta oluyorum. 2-3 gün, 4 gün, 5 gün çekiyorum bunu. Biraz düzeliyorum. Allah üstümüzden uzak etsin. İşte biraz iyileşeyim. Gene oluyorum. Ne yapayım? Allah'ın işi zar. Kurban oldum. Rabbimin işi zar. Allah'ım versin şifamızı. Cümlesini de. Hasta olanların hepsinin şifasını versin Rab. Ben de şu azıcık şey sütlü çorba yapayım dedim. Sütlaç, pirinç koydum. Kaynasın, pişsin de. Süt de var. Süt de getirdim, köyden getirdim. Güzel olur. Yağlı süt. Bir sütlaç yapak dedim. Hem kız da yer. Biz de yerik. Buraya da et çıkarttık. İki pakette et çıkarttık. Bundan da şey yapacağız. Ya lahmacun ya da etli ekmek. Akşama da bunu yapak dedim. Çocuklar fazla biliyorum. Fasulye pişmesini, ondan sonra kabak pişmesini, zepse pişmesini pek sevmiyorlar, yemiyorlar. İşte böyle lahmacundu, etli ekmekti, tepsiye basıyorum. Annesi böyle köfte yapıyor çocuklara. Böyle, benim iki tane torun buradaydı, onlar köyde kaldı. Babasının yanında kaldılar. Onlar babasının yanında kaldılar.
İşte biz de geri geldik, akşam geri geldik. Benim yüzümden geldiler. Yoksa biraz daha iş yapacaklardı. Ben çok kötüydüm. Anne sen çok kötüsün. Eve gidek. Buraya inşaat. İnşaatta rahatsız oldum. Toz falan oldu herhalde. Ondan mı dedemizde. Kapı taklılar, pencere taklılar. Ne bileyim iş çok. Ama çok güzel olacak. Çok büyük bir ev. Büyük benim eski evim yani. Onu düzeltiyorlar şimdi anlayacağım. Engin'de onu yükselttiler. Babanı yükselttiler. İş çok. Yaparsan olur, yapmazsa olmaz. Köyde var Allah'a şükür. Evim de var. Bahçem de var. Çok şükür. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Allah'ıma binlerce şükür olsun. İhtiyacım yok. İşte hastayım. Biraz hemen hastalanayım. Hemen hastalanayım. Üstümüzden uzak olsun. Böyle işte. Ne yapayım? İşte akşam geldik. Hemen banyo banyo girdik işte. Kendim bir şey yapayım dedim. Hani iyileşeyim diye. Azıcık da iyileşsem var ya durmam. Azıcık iyileşim durmam. Öyle diyor. Azıcık iyileştim yanında kalkıyorum hemen diyor. Ne yapayım dedim. Kalkıyorum işte yemek yapıyorum. İşte et çıkarttı karşıma. Bunu yapacağız. Şuraya da birini çıkar koydum. Sütlü çorba yapacağım. Süt var işte akşamdan getirdik. Kaynım kızım inekleri var. Ay, yenge de işte de bir mintak vermiş sağ olsun ama ne yapacağım içilmez öyle dedim. Sütlaç yapalım. Hem bebek de yer. İşte böyle yapalım. Durumum böyle. Üstünüzden uzak olsun. Ne yapayım öyle öyle zahar. Biter işimiz ne olacak. Ama çok kötü oluyor. Çok ölümden dönüyorum. Ölümden dönüyorum. Allah kimseye göstermez. Ölümden dönüyorum. Çocuklarımı düşünüyorum. Oğlumu kızımı düşünüyorum. İşte. Halbuki her şey, hepinin de durumu kötü değil. İyi de işte ben biraz kaygılıyım. Kaygılıyım, ben kaygılıyım de. Ben kaygılıyım. Aman, kaygı da iyi değil yani ha. Terliyorum işte, böyle terliyorum. Terliyorum. Ter de beni mahvediyor, ter beni öldürüyor. Şuna koysam daha iyi, çabuk kaynardı. Havayı vereyim de. Çamaşır attım, oradan getirdim. Burada, orada da var makine. Burada neyim varsa, köyde de ev var. Hiçbir şey eksik değil. Dolabım da var, çamaşır makinesi de var. Ondan sonra her şeyim var. Yani böyle rafta, salçam, bulgurum, onun hepsi de var. Olmuyor işte, yine de buradan götürdüm, bir sürü götürdüm, her şeyi götürdüm. Yaptık, yedik, içtik. İşte benim hastalık olmam durdurmadılar, geldiler. De iki, üç gün sonra geri gideceğiz. Çünkü iş inşaat yarım. Yavaş yavaş yapıcılar onda, yavaş yavaş ne yapak. Hepsi bir arada olmaz. İki oğul torun öteki oğlanın çocuklar bir kız bir oğlan. Onun, o köyde babalarının yanında kaldılar. Boğazım ağrısına biliyorum. Boğazım çok güzel. Açmasın da bakayım da. Açmaz herhalde. Biraz pişsin. Sütünü koyak bunlar da burada her şey olsun. Sular filan da hazırlayak da. İsmail götürür. Hani kapatacağım. Gitti kapat. Sonra sütünü koyak.
pirinci pişmiş, iyi pişirecekse güzel olur. İyice açılacak pirinç. Bu da sütü. Sütü de bol oldu ama. Güzel olur, sütü de bol olunca. Bunu böyle pişsin, karıştıra karıştıra. Bunu iyice pişir. Biraz piştikten sonra da şekerli koyacağım. Görmüştüm, şekerini koyacağım. Biraz sonra az bir şey de. Az bir şey de şey koyacağım. Şurası da koyacağım. Nişasta koyacağım onu. Yüzleşir, güzel olur. Ocağın bakımlarımız. Yanmak mı? Ocağımda kıvrıldı kaldı. Oğlum kıvrıldı mı benimle? Yere koysam ağlayacak. Bıraksam ağlar şimdi. Yukarı çıkacağım zaten. Abisinin ayağına koyayım. Ayağı o biraz sallayarak daha uyusun. Şimdi yerine koyarsam uyanır. Uyusunmamız gerek artık. Sabah kalktık daha uyumam. Hiç kaynasın da özlersin biraz daha. Aşkım. Şekerini koyalım. İşte arkadaşlar böyle. Benim bildiğim böyle. Siz nasıl yaparsanız bilmem. Böyle eskiden çocuklarımıza daha çok yapıyordum. Şimdi arada bir yapıyorum. Çocuklarıma böyle yapardım. Kıvamı güzel olur, iyi olur. Neyse. Kaynasın da. İşte böyle. Böyle öyle öyle. Benim için de çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Ben de okuyorum arada. Okuyayım, bakayım, hoşuma gidiyor. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah iyi, güzel şeyler yazıyorsunuz. Allah iyiyle karşılaştırsın, kurban oldum Allah. Amin. Herkesi iyiyle karşılaştırsın. Amin. İyilik, kötülükten bir şey çıkar mı? Çıkmaz. İyilikten doğar her şey. Canım benim. Canlarım benim. İyi olursan herkes sana iyidir. Kimseye kötülük düşünmem. Kimseye kötülük düşünmüyor. Allah'ı iyiyle karşılaştırsın. Rabbim. Umman olurum sakın kayınca çiçeği kaynası. Şekerimi koyacağım. Bakarsın. Dedim buna bir bakalım. Bundan sonra karıştıra karıştıra. Böyle katılaşır güzel olur. Buradan bir bakayım şekerine. Az bir şey daha istiyor.
Öpüyü kapılaştı güzel. Şimdi bunu tabaklara koyarsan, kaselere. Sizlere de afiyet olsun. Bundan sonra da bunu soğanlı falan hazırlayak. Karıştırmazsan şey olur, kesilir ve de dibine yanabilir. Güzel. Bu da biraz kirlenmiş herhalde. Dur annem. Ay dün ben ebeveye gittim de neden şeylere bakmadım ya. Silikon önlükler. Unuttum vallahi hiç. Hatta Alper'le beraber gezmiştik ebebekte. Çok mu acıktın güzel kızım? Ha? Benim tatlı kızım sen çok mu acıktın? Ne oluyor? Ne yok? Elektrik sevgisi video. Aynı deminki problemi yaptın mı? Yapıyorum da son bir şey yapamam ben. Ha tamam. 54'ü saat kaç? 5:45 dakika sonraysa iyi. Baban gelene kadar hazır olur. 54'ü 10'a böleceğim. Alper o fırın kapalı mıydı? Öbür fırın. Bakmadım. Elektrik süpürge hareket ediyor kendi kendine. Kimse tutmadan, eli tutmadan ama kimse ah, kimse. Annem. Yakup. Sen başladın yine ha benim telefonla oynamaya. Ne? Değil mi? Sen gizliyi daha büyütün. Ben gene şifre koyayım o telefona. Değil mi? Yine başladın ama. Ama telefon hakkınız bitti. Kaldırdık telefonları. Annem senin o bakışlarını severim. Oy oy oy. Tamam dur sana su isteyeyim abiden dur. Ayto abi gelsin. Sana su getirsin. Nasılsın? Ha. Oy anneannesi kızıma sütlaç mı yapmış? Anneannesi de kızıma sütlaç mı yapmış anneannesi? Ha? Biz küçükken annem sütlaç yapardı. Küçükken o kadar çok severdim ki böyle kase kase yerdik. Annem. Dur aşkım. Aytu. Elini yıka, çöpü attın mı? Yıkadım. Yıkadın mı? Nilay'ın biberonu senin masanın üstünde. Su doldurup getirir misin? Onun sesini kısar mısınız? Aç kızım ağzını. Annem. Canım. Canım. Oy çok mu acıkmış prensesim. Çok mu acıkmış prensesim. Öpücük at teyzelere. Hadi böyle mum 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 yap. Mum 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 yap teyzelere. Uy, Yakup telefona niye bakıyor? Ver. Aşkım tamam bağıttırma. Yavrum bağıttırma şimdi onu. Sen mi yaptın? Niye? Aynı horlama sesi gibi çıktı. Anne. Ha. Abi su verecektim sana. Bak bak. 54'ü 10'a veremedim bak. Neden ki? 5'te 1'de 5 5 defa var. Aslında aileni de şey mi göndersin? Keşke ama. Thank you.
Olmuyor, tırnağım nasıl takılıyor ya. Bildiğim kadarıyla gitar çalanlar tırnak uzatıyorlar. Değil mi? Kimi parmağı çalıyor, kimi penarla çalıyor, kimi tırnağını uzatıyor, tırnağıyla çalıyor. Oğlum zamanla hepsi oturur yerine. Onun ses değişiyor da. Parmağını çalıp da tırnağını çalınca ses değişiyor. Değil mi? Farklı çıkıyor. Evet. Bak mesela şöyle yaparken şu tırnağımın aslında takılıyor tabii. Efendim oğlum? Meyve kesme oyunu, meyve. Hı, evet. Unutmayalım da Alper. Bugün pazar zaten. Yarın pazartesi şeyi arayalım. Aldığımız yeri, hocayı, Belgin Hoca. Arayalım. Yarın görüşelim. Olur. Cuma'ya hemen bağlayalım şeyi. Kurs saatini hemen. Cuma İyi oldu ama bak. Cuma günleri de babanın evde. O götürür getirir. Hepsini öğreneceksin zamanla. Tenayla niye çalmıyorsun? Canlarım, Alper'in muhteşem performansıyla kapanışımı yapayım. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki vlogumda görüşmek üzere. Eğer bugün 2 vlog çekebilirsem öğlenki videoda görüşürüz. Çekemezsem akşamki videoda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.